Usta TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda Siemens'in Sirius serisi bir zaman rölesinin kullanımını göstereceğiz. Bu tür ürünlerde bakmamız gereken ilk özelliği çalışma gerilimidir. Hemen yan tarafını çeviriyoruz ve çalışma gerilimine bakıyoruz. 12 volt ile 240 volt arasında AC ve DC olarak çalışabilen bir cihaz olduğunu görüyoruz. Yani ister alternatif akımda ister doğru akımda çalıştırabilirsiniz. Ayrıca alternatif akımda 50 Hz ya da 60 Hz ile çalıştırabilirsiniz. Bakmamız gereken ikinci özelliği ise zaman ayar aralığıdır. Hemen çevirip bakıyoruz. Çünkü ihtiyacımıza göre zaman ayar yapabilecek bir zaman rölesi mi diye bakmamız gerekiyor. 100 saat ile 0.05 saniye zaman aralığında ayar yapılabiliyor bu röleyle. Şimdi de bir bağlantı klemenslerine bakalım. Hemen şu kapağı açıyoruz ve bağlantı klemenslerinin şemasını burada görüyoruz. Bu klemens A1, alttaki klemens de A2 klemensleri. Yani enerjiyi bizim A1 ve A2'ye bağlamamız gerekiyor. İster AC olsun ister DC olsun fark etmiyor. Bu klemensler de cihazın içinde bulunan rölenin bağımsız kontakları. Ne demek bağımsız? Cihaza enerji verdiğimiz zaman bu kontaklarda enerji olmuyor. Buradaki kontaklar açma kapama anahtarlama işini yapmaya yarayan kontak uçlarıdır. Kontak uçlarına şöyle sırasıyla bakalım. Normalde kapalı, normalde açık ve ortak kontak ucunu burada görebiliyoruz. Buradaki kontak ucu da boş, şemadan biliyoruz zaten. Buradaki şemaya bakabiliriz. Cihazın zaman ayarına geçmeden önce bir özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bu cihazın klemensleri sökülüyor. Gerekli durumlarda şöyle şu tırnağı göstermeye çalışalım. Şöyle kaldırıp kaydırarak klemensleri ikisini birden ya da tek tek sökebilirsiniz. Kaldıramadım galiba. Evet. Şöyle çıkarıp değiştirebilirsiniz veya başka bir modüle eğer uyumluysa onlarla aynı anda kullanabilirsiniz. Şimdi cihazı DC enerji ile çalıştıracağım. Güç kaynağımızı bağladık. 12 volt ile 30 volt arasında enerji vereceğim. Çünkü güç kaynağımız zaten 30 volta kadar enerji verebiliyor. Enerji veriyorum. Cihaz saymaya başlıyor. Ve devreye girdi. Şimdi gelen gerilimi de bir ölçelim. Kestim enerjiyi, tekrar bağlıyorum. Saymaya başladı. Voltajı da ölçüyoruz. Evet, 32 volta kadar şu an enerji verdik. Çalışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Evet, zaman ayarı yapmak çok basit. Önce bir enerjiyi keselim. Üzerinde saniye, dakika ve saat modları var. İstersek şöyle göstermeye çalışalım. İstersek 1 saniyeyi seçebiliriz. 10 saniye, 100 saniye ya da buradan 10 dakika. Bir de saatleri var. 1 saat, 10 saat ve 100 saat. Biz burada 10 saniye üzerinden bir deney yapalım. 10 saniyeyi aldım ve üzerinde de yüzdelik dilimler var. İstersek 10 saniyenin %100'ünü seçebiliriz. Şöyle bunu 100'e getirdik. %100'e enerji verdiğimiz zaman 10 saniyenin %100'ünü sayacaktır. Tabii çok beklememek için hemen ben bunu %50'sine getiriyorum ve 5 saniyeyi seçiyorum. Enerji veriyorum. Saymaya başladı. Işık yandı. Evet, normalde açık kontakları kapattı. Normalde kapalı kontakları da açtı. Buradaki yüzdelik hesapları, yüzdelik işlemi bütün ayarlarda yapabiliriz. İstersek 100 saniyenin %5'ini ya da %100'ünü herhangi bir aralığı seçebiliriz. Ya da 10 dakikanın bir yüzdelik dilimini seçebiliriz. Aynı işlemleri özellikle ayrıntılı anlatmak istiyorum. 1 saat, 10 saat ya da 100 saat içinde yapabiliriz. Bir de son olarak kontak uçlarını bir bağlayalım. Şöyle nasıl çalıştığını görelim. Şu kom ucuna bağlıyorum. Tabii ölçü aletini kısa devre moduna aldım. Evet. Şu
Şurada bizim, şurası zaten normalde kapalı. Şu da normalde açık. Şöyle tuttursam da olur aslında. Şimdi bu sefer yine 10 saniyeyi alayım. Şöyle 10 saniyenin %20'sini alalım. Ve enerji veriyorum. Saymaya başladı. Evet. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonu yanındaki çan işaretine dokunarak da bildirimleri açıp yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kamera arkası görüntülerimizi de Instagram adresimizden izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.